Göreve geldiğimizde kısa bir süre içinde kadın kolları ve gençlik kolu kongrelerimizi gerçekleştirdik. Sonrasında tüm yurtta... Evet, 38.sini yapıyoruz bugün. 2019 yılında başlayan, yerel seçimde başlayan Çam'daki mücadelemiz halen devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Türkiye'nin özellikle çok zor bir dönemden, süreçten geçtiği bir dönemde Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunların, problemlerin yaşandığı bir dönemde, yoksulluğun, fakirliğin, fukaralığın daha da artarak devam ettiği bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Türkiye'de ne yaparsanız yapın, ülkemizde bir lider siyaseti olmaktadır. Bunu kabul etmek zorundayız. Buna uygun olarak yapacağımız değişikliklerle yeniden partiye küsme eğiliminde olan, sandığa gitmeme eğiliminde olan, umutsuzluğa kapılmış olan, parti üyesi olmayan milyonların bize olan ilgisini, bize olan desteğini tekrardan sağlamlaştırmalı, tekrardan çekmeliyiz. Demokrasinin Kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çam'da 7 mahalle ve köylerinde yapmış olduğumuz delege seçimlerini saygı ve hoşgörü içinde geçirmiş olmasından duyduğum mutluluğu paylaşmak ve bu süreçte emek veren bütün üyelerimize, bütün partili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilçemizdeki kongre sürecini tamamlamak için bir araya aradayız ve nasipse bir sonraki ay il kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda sonrası yerel seçim olan sürecimizde ilçe yönetim kademelerimizde yeni oluşacak il yönetimimizle istişare ederek inşallah yerel iktidar başarımızı güçlendireceğiz. Başarılı yerel seçim temennimiz sadece Çam'ımız adına değil, Çanakkale'miz ve ülkemiz adına gidiyor. İşte bu bakış açısıyla bugün buradan tüm üyelerimizle, tüm Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren arkadaşlarıma ve söz vermek istiyorum. Parti etiğimizden, doğrudan ve dürüstlükten asla ödün vermeyeceğiz. Doğru bildiklerimizden ve doğruyu tercih etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde çalışacağız, mücadele edeceğiz.